Saza çok meraklıydım. Babam hafızdı. Ben ilahiyat fakültesi kazanınca bana dedi ki, oğlum dedi, sana saz çalmayı yasaklıyorum. Ve dedi, bu vasiyetimdir. Ben onun, Allah rahmet eylesin, vasiyetini şu ana kadar tuttum. Hiç zannetmeyi unuttum. Şimdi Antalya'da bir sanat evim var. O sanat evimde 45 yıllık iki tane sazım var. Usta sazı. Aşıklar gelirler, çalırlar, söylerler. Ama ben de babamın sözünü tuttum ama sazı hiç unutmadım. Bir ustaya dedim ki bana bir saz yaptır. O da bana bir saz yaptı. Ben bununla çalar, bununla söylerim. Çok teşekkür ederim. Evet, elleri de yok ama ben çalacağım, hocam söyleyecek. Buyurun. Üzüntümün sebebi var. Sen ne zaman geleceksin? Yollar çamur, dağlar kar. Sen ne zaman geleceksin? Geleceksin. Ne zaman geleceksin? Döndü ilkbaharın dışarı. Al bayrağımızı görüp de ona bir türkü söylemek olmaz diyorum. Bu türkümüz şehitlerimize gelsin. O benim ecdadımın övgüsü, o benim şehidimin son örtüsü. Ergene korkmaz, korkmaz bağış çıktı, ifaden yanmış yazılması. Aslan kocayınca it çok aldı it. Yapılan zulüme yaradan şahit, yaradan şahit. Yüksek gerilime tam 13 şehit. Bir de evlerinin gezilmesi var. Yüksek gerilime tam 13 şehit. Bir de evlerinin gezilmesi var. Kazanoğlu sazı boşuna çalmaz. Bu desti kırılmış bir daha dolmaz. Bir daha dolmaz. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Elbet gerçeklerin sezilmesi var. Ay,
vatandaşlarımız sıcak yaz günlerinde şehirlerden sıkılan vatandaşlarımız yaylalara çıkıyorlar. Dolayısıyla bayram vesilesiyle de köyümüzde kalabalık, şehirli gençlerimiz, yeni nesillerimiz burada buluştuk. Yeni kurmuş olduğumuz Çay Kenarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ilk etkinliği kısa süre olmasına rağmen çok başarılı oldu. Köyümüzde hem gelenek yaşatıyoruz. Eski geleneksel toprak evlerimiz hala mevcut. Şehirden köyümüze dönmüş olan köylüler ve yerleşen yeni vatandaşlarımız da güzel evler yapıyorlar, güzel bahçeler yapıyorlar. Dolayısıyla çevremize ve güzelliklerimize katkı sunuyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ama bu kerpiç evler herhalde sanırım yok olma tehlikesiyle de karşı karşıya. Evet, evet. Yani özellikle yaşlı insanlar ölünce onların çocukları, nesilleri, köye dönmeyenler maalesef bu tarihi kerpiç evlerimiz birkaç yıl bakımsız kalınca şey oluyor, harap oluyor, yok olma tehlikesi var. Yani toprak evi şey olarak hem restore ederek müze şeklinde de yapabiliriz. Dışlar Antalya'dayız. Sizin burada 6-7 sene bir Burak olduğu için vatandaşımız Antalya'da. Yazları burada. Emekli olanlar tekrar dönüş yapıyor. Çay kenarında. Durum böyle. Emekli olanlar tekrar köyümüze gelmeye başladı. Yeni evler yapılmaya başladı. Yoğunluğu çok az olduğu için özellikle yaz devresinde biraz nüfus canlanıyor. Kış devresinde tamamen ünlü bir duruma geçiyor. En büyük derdimiz su. Ya bu köy bizim köyümüz. Öldüğümüz zaman da burada inşallah namazımız kılınacaktır. O nedenle Çay Kenarı bizim için vazgeçilmezimiz. Her zaman Çay Kenarı köyüne geldiğim zaman yüreğim titrer.